嗯。<music> GCM Forex'ten herkese merhaba. Hafta ortasında piyasaları incelediğimizde gündemin ana başlığını yine Yunanistan ve borç krizinin oluşturduğunu ifade edebiliriz burada. Bugün gerçekleşen gündemle Yunanistan gündemiyle ilgili başlıklara göz atacak olursak öncelikle Alman lider Merkel'in açıklamaları dikkat çekti ki burada referandumdan önce yeni bir müzakere yapılmayacağına ilişkin kesin açıklamaları dikkat çekti piyasalarda. Bunun yanında pazar günü kreditörler tarafından sunulan tekliflerin çiftraz tarafından ufak değişiklikler gerçekleştirilerek bir mektup aracılığıyla tekrar kreditörlere gönderildiğini basına yansıyan haberlerden takip ettik burada. Burada da özellikle anlaşmaya yönelik bir algının oluşmasının dışında artık kozun Avrupa tarafında kreditörler tarafında olduğuna ilişkin bir e, öngörü sahibi de olduk. Çünkü burada Çipras'ın önceki kabul etmediği şartları yumuşatarak burada tekrar kabul ettiğini belirtmesi e, piyasalarda anlaşma sağlanabileceğine ilişkin beklentiler oluşturdu. Ancak burada... E, Avrupa tarafı da bir görüş ayrılığı yaşıyor. Referandumdan ne çıkacağı ile ilgili merak konusu sonuçlar ve burada referandumdan evet çıkarsa veya hayır çıkarsa görüşmelerin devam edip etmeyeceği ile ilgili tartışmalar da var. Ki bununla ilgili önümüzdeki süreçte en yakın gelişme 18.30'da başlaması beklenen Eurogrup toplantısı. Euro Grup tekrar Yunanistan için toplanacak. Bununla ilgili gelişmeler, önümüzdeki saatlerde gerçekleşebilecek açıklamalar piyasada hareketliği arttırabilir. Bunun dışında Yunanistan Başbakanı Çipras'ın da bir halka sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Tabii ki bu başlıkla ilgili de açıklamaları dikkatli takip edilecek eğer konuşma beklendiği şekilde gerçekleşirse. Bu gelişmelerle birlikte Avrupa piyasalarına baktığımızda borsada olumlu bir havanın öne çıktığını görüyoruz Avrupa borsalarında. Özellikle Euro bölgesindeki büyük endekslere baktığımızda %2'nin oldukça üzerinde bir kazanımın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere'ye baktığımızda ise Burada da sert yükselişler var fakat buçuk civarında şu an için seyrediyor Avrupa piyasaları kapanışı. Öncesinde Euro üzerinde de baskı oluştuğunu gün içerisinde ifade edebiliriz. Ancak burada büyük bir payda güçlenen dolarla birlikte gerçekleşti. Özellikle Euro dolar paritesindeki düşüş ki burada da dolardan bahsetmişken ABD'de öne çıkan verilere de geçecek olursak burada ADP'nin açıkladığı tarım dışı istihdam değişimini takip ettik ki burada 219 bin'lik beklentinin oldukça üzerinde 237 bin'lik bir rakam karşımıza çıktı. ISM imalat PMI rakamına baktığımızda ise imalat aktivitesinin beklentinin üzerinde genişlediğini gördük ki bu iki faktörün de desteklemesi doları destekleyen bir sonuç sergilemesiyle birlikte dolar endeksinde sert yükselişlerin gerçekleştiğini gördük. Bunun yanında da ABD borsalarına baktığımızda yine %1'in üzerine çıkamayan bir yükseliş söz konusu. S&P, Dow Jones ve Nasdaq endekslerine baktığımızda bir ortak payda da buluştuğunu görüyoruz. Yaklaşık 0.70'lik yüzdesel bazda bir yukarı yönlü hareket söz konusu burada da. ABD tarafıyla ilgili gelişmelerde MTA'dan devam edecek olursak burada Petrol stokları, bu akşam açıklanacak petrol stok rakamları öncesinde ABD tipi ham petrolün aşağı yönlü hareketi dikkat çekiyor ki şu anda varil fiyatının 57-75 civarlarında hareket ettiğini görüyoruz. Brent tipi ham petrolde ise düşüş biraz daha hafif de yaşansa burada da etkili bir görünüm var 62-30 seviyelerinde şu an için hareketlerin sürdüğünü söyleyebiliriz. Emtialardan devam edecek olursak burada gerek e, dolardaki değer kazanımları gerekse Avrupa gündeminde anlaşma sağlanabileceğine ilişkin beklentiler altın fiyatında baskı oluşturan unsur olarak karşımıza çıktı. E, ons fiyatının da şu an için 1169.50 dolar civarlarında hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz ki burada gün içerisinde 1174.50 civarlarına kadar bir yükseliş gerçekleştiğinde ifade edebiliriz. Burada imalat PMI rakamlarının gün içerisinde ekonomi takviminde öne çıktığını gördük. Öncelikle ASEP piyasalarında açıklanan rakamlarda Çin'e baktığımızda HSBC'nin açıkladığı imalat PMI'da 59.49.4'lük bir rakamın karşımıza çıktığını görüyoruz ki bu sektörde daralmanın devam ettiğini piyasalara göstermiş oldu. Avrupa'da açıklanan rakamları özellikle Euro bölgesinde açıklanan rakamları özetlersek bu da Almanya özellikle lider konumda olan Almanya'ya baktığımızda 51.9'luk bir rakam var. Sektörde özellikle en büyük 4 ekonomiye baktığımızda İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya'ya sektörde genişleme devam etti. Burada da tek sıkıntılı görünen sadece 55.6'nın altında, beklentinin altında bir rakam sergileyen İspanya imalat PMI rakamı oldu. Ancak ekonomi takvimine ilişkin gelişmeler burada Yunanistan gündeminin gölgesinde kaldı diyebiliriz. Daha net bir görünüm. İngiltere'de karşımıza çıktı. E, burada İngiltere'de imalat PMI rakamı 52.6'lık beklentinin yanında 51.4'lük bir sonuç gösterdi. Evet burada sektör, sektör aktivitesi genişlemeyi sürdürdü ancak beklentinin altındaki rakamlar. Bir yandan da özellikle sterlin dolar için konuşacak olursak dolardaki değer kazanımları sterlin dolar paritesinde aşağı yönlü hareketleri desteklemiş oldu. İngiltere borsalarında da %1.5'a yakın bir yükseliş gerçekleştiğini ifade etmiştik. Yurt içi piyasalara bakacak olursak, burada fiyatlamalara net bir etkisini göremesek de siyasi gündemin ön planda olduğunu, konuşulduğunu söyleyebiliriz. Meclis başkanının seçimleri devam etti. Dördüncü oturumda, dördüncü oylamada İsmet Yılmaz'ın, meclis başkanlığına seçildiğini söyleyebiliriz. Yurt içi piyasalardaki fiyatlamalara göz atacak olursak BIST 100 endeksinin 81.681 puanda günü sonlandırdığını görüyoruz. %0.70'lik bir düşüş göstermiş oldu böylece. Kurlara baktığımızda düne göre daha sakin bir hareket olduğunu başta ifade edebiliriz. 2.69'da doların seyrettiğini görüyoruz. %0.30'luk bir yükseliş var. Doların değer kazanımının da etkisiyle Euro'da oluşan baskı Euro Türk Lirası'nda da düşüşün devam etmesinde etkili oldu. 2.98.10'da şu an için hareket ettiğini görüyoruz Euro Türk Lirası'nın. Bu da günlük bazda %0.30'a yakın bir kaybın yaşanmasında Euro'da etkili oldu. Hafta ortasında piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.